Göstericiler hükümet binası önünde toplandı. Kamu binalarına ve polise yumurta, taş ve şişe fırlattılar. Kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale eden polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Görüntüler günlerdir protestoların devam ettiği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten. Fransa'nın önerisi Makedon halkı için kabul edilebilir değil. Çünkü bu tam bir felaket. Buna karşı mücadele edeceğiz. Bu makul bir öneri değil. Çünkü biz Makedonya olarak tarihi bir ülkeyiz ve bu böyle kalacak. Muhalefetin çağrısıyla düzenlenen gösterilerde tansiyon yine yükseldi. Polise taş atan bazı göstericiler gözaltına alındı. Yaralanan emniyet mensuplarına acil sağlık ekipleri müdahale etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 30 Haziran'da Bulgaristan'la Kuzey Makedonya arasındaki sorunların Avrupa Birliği müzakere çerçevesinde çözülmesini içeren öneri ortaya atmıştı. Paris'in önerisi tüm Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından onaylanmasının ardından Avrupa önerisine dönüştü. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, önerinin görüşüldüğü oturumun ardından Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği üyesi olma yönündeki arzusunu dile getirdi. Evet derseniz ilk hükümetler arası konferans önümüzdeki birkaç gün içerisinde düzenlenecek dedi. Uzlaşmadan önce Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan, tarih ve dil konusundaki anlaşmazlıklar sebebiyle Kuzey Makedonya için üyelik müzakere çerçevesini onaylamayı reddetmişti. Kuzey Makedonya hükümeti Avrupa Birliği müzakere sürecini destekliyor. Ancak ülkedeki ana muhalefet partisi Bulgaristan'la uzlaşarak üyelik müzakerelerine başlamayı kabul etmiyor.